İnanılmaz. İşte keşke daha önce öğrenseydik dediğimiz zaman kazandıran 14 bilgisayar tüyosu. 3 tür bilgisayar kullanıcısı vardır. Bilgisayar faresini kullananlar, klavyesini kullananlar ve Cortana veya Siri ile konuşmayı tercih edenler. Hangi gruptan olursanız olun, acaba bilgisayarınızın bilinmeyen imkanlarını ortaya çıkaran ve verimliliğinize, güvenliğinize ivme kazandıran bu hileleri biliyor musunuz? Seyretmeye devam edin ve abone ol düğmesini tıklayıp bildirim zilini çalarak Olumlu Bak dünyasına katılmayı ihmal etmeyin. İşte bir numara. Ctrl T yeni bir sekme açar. Bilgisayarınızda çok fazla çalıştığınızda ve ağ tarayıcınız sizin bir numaralı yardımcınız olduğunda yeni sekme açmak bir gün içinde sayısız kez tekrarladığınız bir harekettir. Bunu bilgisayar faresiyle manuel olarak yapmak yerine sadece Ctrl ve T harfine basın ve yeni bir sekme açılsın. Eğer MacBook kullanıyorsanız Ctrl yerine Command tuşuna basacaksınız. 2 numara. Bir bilgisayar uzmanına gitmeden önce karşılaştığınız problemi Google'a sorun. Çoğu bilgisayar sorunu birkaç adımı izleyerek kolaylıkla çözülen basit sorunlardır. Ancak çoğu kişi yanlış bir şey olduğunda paniğe kapılıp en yakın bilgisayar uzmanına koşar. Sadece sakin ve yavaş olun. Google arama çubuğuna sorununuzu yazarak Microsoft veya çeşitli teknik forumların size ne diyeceğini okuyun. Muhtemelen çözümü orada bulursunuz ve bir uzmana para harcamanız gerekmez. 3 numara. Kur dönüşümleri için bir hesap makinesi yerine Google arama çubuğunu kullanın. Google kadar kıymetli bir şeyiniz varken hesap makinesine niye ihtiyacınız olsun ki? Eğer yurt dışına seyahat ediyorsanız ve döviz bozdurarak ne kadar para alacağınızı bilmeniz gerekiyorsa, tek yapmanız gereken paranın miktarını ve gideceğiniz ülkenin para birimini yazmak. Kısaca 100 doları euroya çevir yazmak, döviz alınca ne kadar kazanıp kaybedeceğinizi öğrenmeniz için yeterlidir. 4 numara. Bir dizüstü bilgisayarın pili uçak modundayken daha hızlı şarj olur. Dizüstü bilgisayarınızın uçak modunda olması, Wi-Fi ve Bluetooth gibi birçok özelliğin devre dışı kalması demektir. Bu durum, piliniz üzerindeki baskıyı azaltarak normal çalıştığı haline göre daha hızlı şarj olmasını sağlar. Dizüstü bilgisayarınızın uçak modu kapalıyken olduğundan 10-15 dakika daha hızlı şarj olduğunu görmeye hazır olun. İşte size kullanışlı bir şey. 5 numara. Alt tuşuna basıp sol tıklayarak Google görsellerini otomatik olarak indirin. Çoğu kişi görsellere sağ tık yaparak kaydet tercihini seçer. Ancak bilgisayarınıza fotoğraf indirmenin çok daha kolay ve hızlı bir yolu var. Alt tuşuna basıp görsele sol tıklayın ve görsel bilgisayarınızın indirilenler klasörüne otomatik olarak kaydedilsin. Bir MacBook'ta kontrol tuşuna basıp görseli tıklarsanız görseli kopyala seçeneğini tıklayabileceğiniz aşağı açılır listeyi size gösterecektir. 6 numara. IP adresinizi gizleyin. Böylece kimse ne yaptığınızı görmez. IP adresinizi gizlemenin ve tarayıcınızı görünmez yapmanın çeşitli yolları var. İlk olarak ağ tarayıcınıza iyi bir VPN indirmeniz gerekir ki gerçek konumunuzu değiştirsin. Sonra adresinizi saklayan ve kimse görmeden istediğinizi yapma şansı veren Peer Block yükleyebilirsiniz. 7 numara. Bilgisayarınızın ekran parlaklığının ortama göre otomatik ayarlanması için F.Lux indirin. Sizin gibi bilgisayarıyla çeşitli ortamlarda çalışan ve karanlık bir yerde aşırı parlak bir ekranda çalışmanın ne kadar zor olduğunu bilen bir sürü insan var. Çoğu bilgisayarın gece parlaklığı ayarlayan gece mesaisi modu vardır. İçinde olduğu her ortama göre bilgisayarın parlaklığını ayarlayan F.Lux programını da indirip yükleyebilirsiniz. Bu gece mesaisi modunun işinize yaramadığı durumlar için harika bir seçenektir. 8 numara. Temiz bir masaüstü daha hızlı bir bilgisayar demektir. Eğer bilgisayarınızın hızıyla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız, bu durum masaüstünüzün ikonlarla dolu olmasından kaynaklanabilir. Her ufak tefek şey için masaüstünüzde bir klasör bulundurmaktansa bir klasör açıp her şeyi içinde organize edebilirsiniz. Daha sonra tüm uygulamalarınızı görev çubuğuna koyun ve neredeyse bomboş bir masaüstü elde edin. Bu işlem bilgisayarınızın hızını birdenbire yükseltecektir. 9 numara. Wi-Fi'nizi kimin kullandığını bulun. Başka biri Wi-Fi'nizi istismar ettiği için bağlantınızın yavaş olması sinir bozucu değil mi?
Eğer şifrenizi değiştirmek istemiyorsanız, aynı zamanda hırsızın veya hırsızların kim olduğunu da bulmak istiyorsanız, o zaman WhoIsOnMyWiFi indirip belki de gidip yüzleşebilirsiniz. Birisine sizden bir şey çaldığını bildiğinizi söylemeniz kadar utanç verici bir şey olamaz. 10 numara. Çöp kutusunu boşaltsanız bile silinmiş dosyalarınızı kurtarabilirsiniz. Dosyaları silip ardından çöp kutusunu boşaltmak, daha sonra o yığının içinde gerçekten ihtiyacınız olan bir dosyanın bulunduğunu anladığınızda çok can sıkıcı olabilir. Yapabileceğiniz şey, kalıcı olarak silinen dosyaları kurtaran en iyi program olan Recuva'yı yüklemektir. Ne tür bir dosya aradığınızı yazarsınız ve program sizin için her şeyi arar. Eğer dosyayı sileli uzun bir zaman olduysa, programın onu konumlandıramaması muhtemeldir. 11 numara. Eğer şu belirtileri görürseniz, bilgisayarınız hacklenmiştir. Her gün milyonlarca insan hackleniyor ve bir şekilde onlardan biri siz de olabilirsiniz. Antivirüs kalkanınızın kapandığını görmek ilk tehlikeli işaretlerden biridir. Ayrıca bilgisayarınıza giriş yapmak istediğinizde şifreniz birdenbire işe yaramazsa, bir şeylerin yolunda gitmediğinin tehlikeli göstergelerinden biri de budur. Son olarak hacklendiğinizin kesin bir işareti, imlecin kendi kendine hareket ettiğini görmenizdir. Bu durumda dizüstü bilgisayarınızı bir uzmana götürün ve sorunu çözmeye çalışın. 12 numara. Windows C, Cortana ile konuşmaya başlamanızı sağlar. Windows 10'un son sürümü olan Microsoft dizüstü veya masaüstü bilgisayarları alan kullanıcılar için Cortana, size ihtiyacınız olan her şeyde rehberlik edebilen dijital bir kişidir. Belirli bir işlemi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız veya fareyi kullanmaktan sıkıldıysanız, Windows tuşu ve C harfine basarak Cortana'ya istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Yapmak istediğiniz işlemde sizi yönlendirebilmek için size sorular sorar. Diğer taraftan eğer MacBook kullanıyorsanız Siri ile konuşmaya başlamak için Command tuşuna ve sonra boşluk tuşuna basmanız gerekir. 13. Ctrl Q A tarayıcısından çıkar. Son derece kullanışlı bir başka kısa yol da A tarayıcınızdan çıkmanızı sağlayandır. Bu durumda Ctrl ve sonra Q harfine basın. Bir kez daha tekrarlayalım. Eğer MacBook kullanıyorsanız Ctrl tuşu yerine Command tuşunu kullanırsınız. Böylece her şey biraz daha hızlı gerçekleşir. 14 numara. Ctrl I veya Türkçe programda T yazı stilini İtalya'ya çevirir. Ctrl tuşu ve I harfini birleştirdiğinizde toplam 147 farklı programda devreye girecek farklı işlemler vardır. Bununla birlikte bu bileşimin en sıradan ve sık kullanımı, Word'de ve diğer yazı düzenleme programlarında yazıyı normal stilden İtalya'ya dönüştürmektir. İhtiyacınız olan tek şey, kelimeyi veya kelimeleri seçip bu iki tuşa basmaktır. Mac kullanıcılarının aynı işlemi yapması için Command tuşuna ve ardından I harfine basması gerekir. Bahsettiğimiz klavye tüyoları ne kadar kullanışlı ve size günlük hayatınızda ne kadar zaman kazandırır? Lütfen ne düşündüğünüzü bize aşağıdaki yorum bölümünde anlatın. Bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone ol düğmesini tıklamayı unutmayın. Bizimle hayata olumlu bakın.